bu derste ne düşündüğünü özgürce seçebileceğini, ancak düşüncenin sonucunun tüm değişmez yasalar tarafından yönetildiğini göreceksin. Bu harika. Yaşamlarımızın kaprise ya da herhangi bir değişkenliğe tabi olmadığını bilmek harika. Yasalar tarafından yönetildiğini bilmek hepimiz için bir fırsattır. Çünkü yasaya uyarak arzu ettiğimiz etkiyi değişmez bir kesinlikle elde edebiliriz evreni büyük bir uyum sahnesi haline getiren şey yasadır. Eğer yasa olmasaydı evren bir kozmos yerine bir kaos olurdu. O halde hem iyiliğin hem de kötülüğün kökeninin sırrı buradadır. Var olan ve var olacak olan tüm iyilik ve kötülük budur. Düşünce eylemle sonuçlanır. Eğer düşüncen yapıcı ve uyumluysa sonuç iyi olacaktır. Eğer düşüncen yıkıcı ya da uyumsuzsa sonuç kötü olacaktır. Dolayısıyla tek bir yasa, tek bir ilke, tek bir neden, tek bir güç kaynağı vardır ve iyi ile kötü sadece eylemlerimizin sonucunu ya da bu yasaya uyup uymadığımızı belirtmek için uydurulmuş sözcüklerdir. Bu ayrımın önemi insan hayatlarında çok iyi bir şekilde gözlemlenebilir. İyiyi sevenlerin hayatı bir barış ve uyum senfonisidir. Kötü olandan nefret edenlerin hayatı ise sürekli bir uyumsuzluk ve ahenksizlik içinde geçer. Burada her biri aynı ideale ulaşmaya niyetli iki insan var. Ancak biri yapıcı düşünceyi kullanıyor ve bu nedenle doğal yasayla uyum içinde. Diğeri yıkıcı düşünceyi kullanıyor ve bu nedenle her türden ve karakterden uyumsuzluğu kendine getiriyor. Bu nedenle hiçbir şeyden nefret etmememiz gerektiği açıktır. Kötü olandan bile. Çünkü nefret yıkıcıdır ve yıkıcı düşüncelerle meşgul olarak rüzgar ektiğimizi ve kasırga biçeceğimizi çok geçmeden görürüz. Düşünce yaşamsal bir ilke içerir. Çünkü evrenin yapıcı ilkesidir ve doğası gereği diğer benzer düşüncelerle birleşecektir. Yaşamın tek amacı büyüme olduğu için, varoluşun altında yatan tüm ilkeler buna etki etmek için katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle düşünce biçim alır ve büyüme yasası sonunda onu tezahüre getirir. Ne düşündüğünü özgürce seçebilirsin. Ancak düşüncenin sonucu değişmez bir yasa tarafından yönetilir. Israrla sürdürülen herhangi bir düşünce çizgisi, bireyin karakterinde, sağlığında ve koşullarında kendi sonucunu üretmekte başarısız olamaz. Bu nedenle yalnızca istenmeyen etkiler oluşturduğunu gördüğümüz yapıcı düşünce alışkanlıklarını değiştirebileceğimiz yöntemler birincil öneme sahiptir. Bunun hiçbir şekilde kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Zihinsel alışkanlıkları kontrol etmek zordur ancak bu yapılabilir ve bunu yapmanın yolu da yıkıcı düşüncelerin yerine yapıcı düşünceleri koymaya bir an önce başlamaktır. Her düşünceyi analiz etme alışkanlığını edin. Eğer gerekliyse Nesnel olarak tezahür etmesi sadece kendin için değil, herhangi bir şekilde etkileyebileceği herkes için bir fayda sağlayacaksa onu sakla. Ona değer ver çünkü o değerlidir. Sonsuzluk ile uyum içindedir. Büyüyecek, gelişecek ve yüz kat meyve verecektir. Öte yandan şu sözü aklında tutman senin için iyi olacaktır. Kapıyı kapalı tutmayı öğren zihninden veya dünyandan belirli bir yararlı amaç gütmeden içeri girmek isteyen her unsuru dışarıda tut. Düşüncelerin eleştirel ya da yıkıcıysa ve çevrende herhangi bir uyumsuzluk ya da ahenksizlik durumuna yol açtıysa, yapıcı düşünceye yardımcı olacak bir zihinsel tutum geliştirmen gerekebilir. Hayal gücünün bu yönde büyük bir yardımcı olduğu görülecektir hayal gücünün geliştirilmesi, geleceğinin ortaya çıkacağı idealin gelişmesine yol açar. Hayal gücü, zihnin geleceğinin giydirileceği kumaşı dokuyacağı malzemeyi toplar. Hayal gücü, yeni düşünce ve deneyim dünyalarına nüfuz edebilmemizi sağlayan ışıktır. Hayal gücü, her kaşifin, her mucidin geçmiş örneklerden deneyime giden yolu açtığı güçlü bir araçtır. Geçmiş örnekler bu yapılamaz diyebilir, Tecrübe ise yapılır der. Hayal gücü, duyu nesnelerini yeni biçimlere ve ideallere dönüştüren elastik bir güçtür. Hayal gücü, her yapıcı eylem biçiminden önce gelmesi gereken yapıcı düşünce biçimidir. Bir inşaatçı önce mimardan planları almadan herhangi bir yapı inşa edemez ve mimar da bunları hayal gücünden almalıdır. Bir iş insanı ya da sanayici tüm eseri hayalinde inşa etmeden önce yüzlerce küçük şirketi ve binlerce çalışanı koordine edebilecek ve milyonlarca sermaye kullanabilecek dev bir şirket kuramaz. Maddi dünyadaki nesneler çömlekçinin elindeki kil gibidir. Gerçek şeyler ana zihinde oluşturulur. Ve iş hayal gücünün kullanılmasıyla yapılır. Hayal gücünü geliştirmek için egzersiz yapılmalıdır. Fiziksel kasların yanı sıra zihinsel kasları da geliştirmek için egzersiz gereklidir. Beslenmelidir yoksa gelişemez. Hayal gücünü fanteziyle ya da bazı insanların hoşuna giden gündüz düşleri kurmayla karıştırma. Gündüz düşleri bir zihinsel dağınıklık biçimidir. Yapıcı hayal gücü zihinsel emek anlamına gelir ve bazıları tarafından en zor emek türü olarak kabul edilir. Ancak en büyük getiriyi sağlar. Çünkü hayattaki tüm büyük şeyler düşünme, hayal etme ve hayallerini gerçekleştirme kapasitesine sahip insanların başına gelmiştir. Zihnin tek mimar ilke olduğu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her yerde var olandan olduğu ve düşünce gücünün aracılığıyla bu her şeye gücü yeten ile bilinçli olarak uyum sağlayabileceğin gerçeğinin tamamen bilincine vardığında doğru yönde uzun bir adım atmış olacaksın. Bir sonraki adım kendini bu gücü alabilecek konuma getirmektir. Her yerde mevcut olduğu için senin içinde de olmalıdır. Bunun böyle olduğunu biliyoruz çünkü tüm gücün içimizde olduğunu biliyoruz ama bu güç geliştirilmeli, ortaya çıkarılmalı, işlenmelidir. Bunu yapabilmek için alıcı olmamız gerekir ve bu alıcı olma hali tıpkı fiziksel gücün egzersizle kazanılması gibi kazanılır. Çekim yasası sana kesinlikle ve hatasız bir şekilde yaşamındaki alışılmış, karakteristik, baskın zihinsel tutumuna karşılık gelen koşulları, çevreyi ve deneyimleri getirecektir. Önemli olan dua ederken ya da iyi bir kitap okurken arada bir ne düşündüğün değil, baskın zihinsel tutumundur. Günde 10 saat boyunca zayıf, zararlı, olumsuz düşüncelerle oyalanıp 10 dakikalık güçlü, olumlu, yapıcı düşüncelerle güzel, güçlü ve uyumlu koşullar inşa etmeyi bekleyemez. Gerçek güç içten gelir. Herhangi birinin kullanabileceği tüm güç insanın içindedir. Sadece onun önce farkına varması, sonra da onu kendisininmiş gibi onaylaması, onunla bir olana kadar bilincinde çalışmasıyla görünür hale getirilmeyi bekler. İnsanlar bolluk içinde bir yaşam arzuladıklarını söylerler ve bunu bir sürü çabaya bağlarlar. Bu tür yöntemlerin sonucu pek farklı değildir. Ancak insan gerçeğe uyandığında ve tüm yaşamla birliğini fark ettiğinde berrak bir göze, esnek bir adıma, gençliğin dinçliğine sahip olduğunu görür. Tüm gücün kaynağını keşfettiğini fark eder. Tüm hatalar cehaletin yanılgılarından başka bir şey değildir. Büyüme ve gelişimi belirleyen şey bilgi edinme ve buna bağlı olarak güçtür. Bilginin tanınması ve gösterilmesi gücü oluşturan şeydir ve bu güç ruhani güçtür. Ve bu ruhani güç her şeyin kalbinde yatan güçtür. Bu bilgi insanın düşünme yeteneğinin sonucudur. Dolayısıyla düşünce insanın bilinçli gelişiminin tohumudur. İnsan düşüncelerinde ve ideallerinde ilerlemeyi bıraktığında güçleri derhal parçalanmaya başlar ve bu değişen koşullar yavaş yavaş kaydedilir. Başarılı insanlar gerçekleştirmek istedikleri koşulların ideallerine sahip olmayı kendilerine iş edinirler. Uğruna çabaladıkları ideal için gerekli olan bir sonraki adımı sürekli akıllarında tutarlar. Düşünceler inşa ettikleri malzemelerdir ve hayal gücü onların zihinsel atölyesidir. Zihin başarı yapılarını inşa etmek için gerekli kişileri ve koşulları güvence altına aldıkları sürekli hareket eden güçtür ve hayal gücü tüm büyük şeylerin biçimlendirildiği matristir. Eğer idealine sadık kalırsan, koşullar planlarını gerçekleştirmeye hazır olduğunda çağrıyı duyacaksın ve sonuçlar idealine olan bağlılığınla tam olarak örtüşecektir istikrarlı bir şekilde sahip olunan ideal gerçekleşmesi için gerekli koşulları önceden belirleyen ve kendine çeken şeydir. Bu sayede tüm varoluşun ağına bir ruh ve güç giysisi örebilirsin. Bu sayede tılsımlı bir yaşam sürebilir ve tüm zararlardan sonsuza dek korunabilirsin. Bu sayede bolluk ve uyum koşullarının sana çekilebileceği olumlu bir güç haline gelebilirsin. Bu genel bilince yavaş yavaş nüfuz eden ve her yerde belirgin olan koşullardan büyük ölçüde sorumlu olan mayadır. Geçen ders zihinsel bir imge oluşturdun, onu görünmezden görünür hale getirdin. Bu ders senden bir nesneyi almanı ve onu ne kadar takip etmeni, gerçekte nelerden oluştuğunu görmeni istiyorum. Bunu yaparsan hayal gücü, içgörü, algı ve sağduyu geliştireceksin. Bunlar çokluğun üstün gözlemiyle değil, yüzeyin altını gören keskin bir analitik gözlemle elde edilir. Gördükleri şeylerin yalnızca birer sonuç olduğunu bilen ve bu sonuçların hangi nedenlerle ortaya çıktığını anlayanlar azınlıktadır. Daha önce olduğu gibi aynı pozisyonu al ve bir savaş gemisini gözünde canlandır. Suyun yüzeyinde yüzen korkunç canavarı gör. Hiçbir yerde yaşam yok gibi görünüyor. Her şey sessizlik içinde. Geminin açık ara en büyük bölümünün suyun altında, gözden uzakta olduğunu biliyorsun. Geminin 20 katlı bir bina kadar büyük ve ağır olduğunu biliyorsun. Kendilerine verilen göreve anında koşmaya hazır yüzlerce adam olduğunu biliyorsun. Her bölümün bu muhteşem mekanizmanın sorumluluğunu üstlenmeye yetkin olduklarını kanıtlamış, yetenekli, eğitimli, becerikli görevlilerden oluştuğunu biliyorsun görünüşte her şeyden habersiz yatmasına rağmen kilometrelerce ötedeki her şeyi gören gözleri olduğunu ve hiçbir şeyin onun dikkatli görüşünden kaçmasına izin verilmediğini biliyorsun. Sessiz, itaatkar ve masum görünmesine rağmen binlerce kilo ağırlığındaki çelik bir mermiyi kilometrelerce ötedeki düşmana fırlatmaya hazır olduğunu biliyorsun. Bunları ve daha fazlasını nispeten hiç çaba sarf etmeden aklına getirebilirsin. Ama savaş gemisi nasıl oldu da bulunduğu yere geldi? İlk etapta nasıl var oldu? Eğer dikkatli bir gözlemciysen tüm bunları bilmek istersin. Döküm haneler boyunca büyük çelik levhaları takip et ve bunların üretiminde çalışan binlerce insanı gör. Daha da geriye git ve madenden çıkan cevheri gör. Arabalara yüklendiğini, eritildiğini ve uygun şekilde işlendiğini gör. Daha da geriye git. Ve gemiyi planlayan mimar ve mühendisleri gör. Gemiyi neden planladıklarını belirlemek için düşüncenin seni daha da geriye götürmesine izin ver. Artık o kadar geriye gittiğini göreceksin ki gemi artık soyut bir şeydir. Artık var değildir. Artık sadece mimarın beyninde var olan bir düşüncedir. Ama gemiyi planlama emri nereden gelmiştir? Muhtemelen Savunma Bakanından. Ama muhtemelen bu gemi savaş düşünülmeden çok önce planlanmıştı ve meclisin parayı tahsis eden bir tasarıyı geçirmesi gerekiyordu. Muhtemelen muhalefet vardı ve tasarının lehinde ya da aleyhinde konuşmalar yapıldı. Bu meclis üyeleri kimi temsil ediyor? Seni ve beni temsil ediyorlar. Böylece düşünce çizgimiz savaş gemisiyle başlayıp kendimizle sona eriyor.'' Ve son tahlilde bu ve nadiren düşündüğümüz diğer pek çok şeyden kendi düşüncemizin sorumlu olduğunu görüyoruz. Biraz daha derinlemesine incelediğinde en önemli gerçek ortaya çıkacaktır. Eğer birisi bu muazzam çelik ve demir kütlesinin hemen dibe çökmek yerine suyun üzerinde yüzmesini sağlayan yasayı keşfetmemiş olsaydı savaş gemisi hiçbir zaman var olamazdı. Bu yasanın keşfi her türlü okyanus seyahati, ticaret ve dolaşımda devrim yaratmış ve savaş gemisinin varlığını mümkün kılmıştır. Bu tür alıştırmaları çok değerli bulacaksın. Düşünce yüzeyin altına bakmak üzere eğitildiğinde her şey farklı bir görünüm kazanır. Önemsiz olan önemli, ilginç olmayan ilginç hale gelir. Önemsiz olduğunu düşündüğümüz şeylerin var olan tek gerçekten gelen hayati şeyler olduğu görülür.